Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün YouTube kanalımız için çok heyecan verici bir gün. Neden? Çünkü önümde haftalardır, belki de aylardır beklediğim bir telefon Türk topraklarına geldi. Bu arada hangisi? Nothing Phone 1. Bu. Bu da iPhone 11. Çünkü ikisi gerçekten birbirine çok benziyor. Bu konu hakkında da bilgiler vereceğiz. Dilerseniz Nothing Phone 1'i yakından inceleyelim. İlk karşılaşma anımızı sizlerle paylaşalım. Bu heyecanımıza ortak olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi herkesin merak ettiği acaba yıkıp geçecek mi ortalığı dediği bu telefona yakından bakalım. Sonrasında da aldığım notları sizlerle paylaşacağım. Müzik de izlemiş olduğunuz gibi gerçekten farklı bir tasarıma sahip. Ama olay sadece tasarım mı? Bence değil. Neden? Çünkü bu şirketin kurucusu aynı zamanda OnePlus'ı OnePlus yapan Kaltei. Bu arkadaş hakikaten çok zeki birisi. Yani birebir de tanıştığım ve Türkiye'de davet ettiğim, sonunda OnePlus'ın Türkiye'ye gelmesine de şahit olduğum için gerçekten mutlu olduğum bir lider, bir yönetici. OnePlus ayrılığından sonra yani OnePlus'taki bütün görevlerinden ayrılıyor. Sonrasında diyor ki ben yeni bir şirket kuracağım. Bu şirketin adı Nothing. Yani hiçbir şey anlamına gelen bir kelime. Gerçekten ilginç bir marka oldu. Dedik ki ne üretecek acaba? İlk ürettiği ürün neydi? Bir kulaklık. Hakikaten bir kulaklık üretti. AirPods'un rakibi olan ama tasarımı biraz daha böyle şeffaf, böyle içindeki mekanizmaları gösteriyor vesaire. Kullanıcı deneyimi de iyi olan bir ürünle karşımıza çıktı. Sonrasında dedi ki ben telefon yapacağım. Telefon deyince hepimiz heyecanlandık. Ne olacak? Nasıl bir telefon yapacak? İşletim sistemi ne olacak? Derken artık resmi olarak Nothing Phone 1 şu anda elimizde. Farklı bir telefon olduğunu söylemem lazım ama bazı Hayal kırıklıklarım da var. Hepsine yakından bakacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi teknik notlarla devam edeceğiz. Telefonun en büyük amacını söyleyeceğim. Ama öncesinde bu telefonu nasıl elde ettiğimizi hemen belirtmiş olayım. Teknovey gerçekten bizim dostumuz olan bir şirket ve çok seviyoruz. Onlarla beraber bu telefonu Türkiye'ye bir şekilde getirdik. Henüz daha sıfır açılmamış bir kutu yok ama olsun. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey bu da. O nedenle mutluyuz arkadaşlar. Teknolojiye çok teşekkür ediyorum. Burada Nothing Phone 1'in en önemli hedefi şu hızlı olsun istiyorlar, saf olsun istiyorlar ve ulaşılabilir bir fiyatla satışa çıkmak istiyorlar. Amerika'da çıktı Londra'da çıktı ama Türkiye planları şu anda net değil. Bir e-posta attım kendilerine ve aldığım yanıtta şu an yani kısa zamanda bir Türkiye iletişimi yapmayacaklarını belirttiler. Ama Türkiye'de gerçekten çok ciddi bir Android telefon kullanıcı kitlesi var. O nedenle ben tıpkı OnePlus'ta olduğu gibi belli bir süre sonra ülkemizde de resmi olarak garantili olarak Nothing Phone 1'lerin satılacağını düşünüyorum. Bunun dışında deneyim konusunda bazı farklılıklarla ciddi rakiplerini geride bırakmak istiyorlar. Yani düşünün bir kere kurup büyüttüğünüz OnePlus'tan bile farklı ne yapabilirsiniz ki? OnePlus şu anda çok ama çok büyük bir şirket. Olay sadece OnePlus'ta değil. Karşı tarafta çok iyi bir iOS cihaz var. iPhone'lardan bahsediyoruz. Sadece iPhone'lar da değil, Android dünyasına tekrar döndüğünüzde çok yıkıcı gelen bir Xiaomi tarafı var. Sonrasında Oppo tarafı var. Sayabileceğimiz daha çok sayıda ürün var. Nasıl rekabet edilecek? Şimdi dilerseniz bunların yanıtını Nothing Phone 1'in özelliklerini anlatarak sizlere ulaştırmış olayım. Telefonun tasarımını anlatacak olursak ki bence en büyük fark ve en büyük hırsızlık burada. Yani hırsızlık dersem çok mu etmiş olurum bilmiyorum ama yani iPhone 12'ye hani kameraların dizilimi, etrafındaki tasarım, çerçevelerin, yanındaki güç butonunun ne bileyim bu tasarımları ben aşırı benzetiyorum. Şu an siz de detay videolarda izliyorsunuz. Gerçekten muazzam benziyor. Ama hiçbir telefona benzemeyen bazı tasarım detayları da var. Mesela arka tarafta cam ve şeffaf bir cam. Tıpkı Nothing kulaklıkta olduğu gibi burada da iç yüzeyin bir kısmını gösteren bir cam yüzey görüyoruz. Sadece bu cam yüzeyde değil. Arka tarafta gördüğünüz bu alanlardaki ışıklar inanılmaz bir farklılık ortaya koyuyor. Bu ışıklar ne zaman ortaya çıkıyor? Bir çağrı geldiğinde veya bir bildirim geldiğinde ya da telefonu şarja taktığınızda izlemiş olduğunuz bu efektler gerçekten farklılık ortaya çıkartıyor ve telefon tasarımda bu şekilde farklılaşabiliyor. Tabii bu sizin nazarınızda neyi ifade ediyor? O nedenle yorumlarınız çok kıymetli. Telefon hakkındaki görüşlerinizi video bittikten sonra aşağı yazmayı unutmayın. Hem ön hem de arka taraf Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekranın üzerinde bir parmak izi okuyucusu var ve kamera sol üst tarafa konumlandırılmış durumda. Ekran gerçekten çok iyi. Ekran 120 Hz, aynı zamanda HDR10 Plus destekli ve oldukça da büyük 6.55 inçlik bir ekran. Full HD Plus çözünürlüğe sahip olduğunu söylemiş olalım. İnç başına düşen piksel yoğunluğu da 402. Ekranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de tabii arka taraftaki bu ışıklı bildirim panelinden sonra ön tarafta da Always On Display ile beraber size anlık iletileri sizin izin verdiğiniz şekilde gösterebiliyor arkadaşlar. Ekran konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. 1200 nit parlaklığa kadar da ulaşabiliyor. Ve tabii ki 120 Hz'in deneyimi müthiş. Ama ekran konusunda donanımsal verilen bu hizmete ek olarak bir de işletim sisteminin vermiş olduğu performans da çok kıymetli. Aslında kameraları anlatacaktım ama işletim sistemine geçsek çok iyi olur. Bir Android platform üzerinde Nothing telefon kullanıcılara ulaşıyor. Android 12 var şu anda ama özel bir ara birim gerekiyor. Çünkü Carl P ve ekibinin en önemli odaklandığı konu bu kesinlikle iyi bir deneyim yaşatmak gerekiyor. Telefonu zaten hızlı ve saf olacağız. Yani çok sade bir şekilde biz kullanıcıların karşısına geçeceğiz gibi bir mottosu vardı. İşte bu ara birim tam olarak ona hizmet ediyor. Yani biz ilk aldığımızda tabii ki vücutları görüyoruz. Sonra çok akışkan bir ekran görüyoruz. Ama uygulamaları geçtiğimiz zaman Aa, acaba biz Google Pixel mi kullanıyoruz gibi bir algı oluşturuyor. Ama değil tabii ki. Nothing olsun yani bu özel ara birimin bizlere sunduğu çok sayıda seçenek var. Özelleştirilmiş ve aynı zamanda özelleştirmeye de müsait. Nothing şöyle bir çağrıda bulunuyor geliştiricilere. Gelin birlikte üretelim. Nasıl yapacak bunu? Şimdi etrafımızda internete bağlanabilen çok sayıda nesne var. Bu nesneleri yönetebilmek için şu yukarıdaki ekranı kaydırdığınız zaman bu kısımdan yönetmek çok kolay olacak ve diğer cihazlar da bu ara birime bağlandığı zaman gerçekten farklılık oluşturulabilir. Bununla beraber aynı zamanda çok hızlı güncelleme alabilmesi için çok fazla işlemciyi yormaması için de saf bir şekilde ara birimi çok sade bir şekilde bırakmaya karar vermişler. Bu iyi mi? Bence başlangıç açısından çok iyi. Çünkü hızlı güncelleme alabilen bir Nothing telefon birçok kullanıcının kesinlikle tercihi olacak gibi görünüyor. Hızdan ve işlemciden bahsetmişken artık önemli bir konuya geçelim. Mesela benim en çok duyduğum hayal kırıklığını tam bu aşamada paylaşmak istiyorum sizinle. Telefonu ben bir amiral gemisi olarak beklerken aslında orta üst seviye bir işlemci platformuyla beraber beni biraz şaşırttı. Belki de marka için en doğru kararlardan bir tanesi bu olabilir. Telefonun işlemcisi 6 nanometre mimarisiyle üretilen Qualcomm'un Snapdragon 778G platformu. Tabii ki şu anda biz amiral gemisi telefonlardan bahsederken Snapdragon 8 Gen 1 hatta 8 Plus Gen 1'den bahsediyoruz. Aralık ayında da 8 Gen 2'yi bekliyoruz. Tüm bunları konuşurken Snapdragon 778G'nin seçiliyor olması bana bir acaba dedirtti. Ama Şöyle bir durumdan bahsediliyor. Yani buradaki kullanıcı kitlesi bir telefona Android işletim sistemli bir telefona çok fazla para ödemesin. Londra'da çok enteresan bir mağazada bu işler başladı. Şu anda yok satıyor. Belki bu bir pazarlama politikası olabilir. Yani o kadar çok sevildi ki yok arkadaşım yok. Bakacağız bunların ne kadar sattığını. Elbet bu sonuçları açıkladıkları zaman göreceğiz. Diğer markalar gibi çok ciddi yatırımlar yapmak yerine sokakta veya bir AVM'nin içerisine hızlıca kurulabilecek bir platform üzerinden ya da online olarak tedarik edilebilecek kanallara yoğunlaşmış durumdalar. Yani anladığım kadarıyla kalpay ve ekibi burada fiyat performans odaklı bir strateji izliyor. Hem ürünün teknik özelliklerinde hem de şirketin masraflarını mümkün olduğu kadar kısabilecek çözümler üzerine odaklanmış gibi görünüyorlar. Bu davranış kendisini işlemcide de göstermiş gibi duruyor. O nedenle İlk hayal kırıklığım bu oldu. Ama şunu da unutmamamız lazım. Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz performansları yerine getiremeyecek mi? Şimdi bu videoda Nothing Phone ilk karşılaşma anımızı paylaşıyoruz, bu heyecanımızı paylaşıyoruz. Ama bizim biliyorsunuz Yeşil Robot adında harika bir YouTube kanalımız var. Android ekosistemi üzerine odaklanmış çok iyi içerikler üretiyoruz. O nedenle o YouTube kanalının kartını yukarıda bulabileceksiniz veya açıklama kısmında da linkini paylaşacağız o kanala abone olmayı unutmayın. Neden? Çünkü merak ettiğiniz birçok soruyu orada detaylı bir şekilde paylaşacağız. Yani bir Snapdragon 8 Gen 1 ile kıyasladığımız zaman bu arkadaşın performansı nasıl olacak? Tüm bunları orada görebileceksiniz. Ya da bu işlemci benim oyun oynamam için yeterli mi? Video düzenlemem için yeterli mi? Gibi birçok sorunun cevabını o kanalımızda bulabileceksiniz. Abone olmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz biraz da kameralarına geçelim. İki tane kameramız var. Burada ekranımızda açtığımız zaman kamerayı açtığımızda hemen bir 0.6 yani ultra geniş açılı bir seçenek görüyoruz. 1x ana kamerayı görüyoruz ve 2x yakınlaştırmayı görüyoruz. Aslında sanki 3 kamera varmış gibi bir durum ortaya çıkıyor ama aslında tüm bu operasyonlar arka taraftaki iki kamera yani ultra geniş açılı ve bir tane de geniş açılı kamera tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kameraların çözünürlükleri, sonrasında teknik özelliklerini ekrana zaten verdik. Detaylı yazıları da zaten açıklama kısmında paylaşacağız. Açıkçası kamera tarafında bana wow dedirten sonuçlar çıktı mı? Hayır. Belki yazılımla çok daha iyileştirmeler yapılabilir ama rakiplerinden bahsediyoruz. Yani bir Samsung telefondan bahsediyoruz arkadaşlar. En başta söylemedim ama en güçlü rakiplerinden bir tanesi Samsung. Samsung'un arka ve ön kameralarındaki o müthiş teknolojisinden sonra Android cihazlar arasında bu kameralarla rekabet edebilmek gerçekten büyük cesaret işi ve sanki Özellikle de Samsung cihazlarla kıyasladığım zaman bir tık geride kalıyormuş gibi görünüyor. Ama tekrar altını çiziyorum. Bunların detaylı kıyaslama videolarını sizlerle paylaşacağız. İlk hissiyatlarım bunlar benim. Arkadaki ikili kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Tabii ki ana kamera f1.88 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta iyi bir performans ortaya koyacak gibi görünüyor. Dilerseniz hem arka kameralar hem de ön kameralarla beraber çektiğimiz örnek fotoğraf ve videoları sizlerle paylaşalım. Sizler karar verin. Şu anda bu telefonun ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Ben Full HD 60 fps dedim yanlışlıkla. Full HD 30 fps ile çekim yapılıyor. Ee, Tabi OIS konusunda da biraz sıkıntı var. Ben de ne terlemişim ya. Yeni telefonları anlatacağız diye kendimizi paraladık. Neyse devam edelim arkadaşlar. Düşük ışıklı bir ortama geçiyorum. Sonra bir ışığı patlatırız. Allah bu ne böyle. <laughs> ya şu Android telefonların Samsung dışında şu ön kameraya müdahalesi konu ne diyeyim abi ya tehdit mi edeyim? çocuğunu mu kaçırayım ne yapayım bilmiyorum ki Kalpey'nin çocuğu var mı bir de ters ışık yapacağım arkadaşlar orada da bir bakalım nasıl sonuç veriyor patladık selamun aleyküm bu çekimlerde arka kamerayla 4K 30 fps çekim yapılıyor bakalım e, atomu parçalayan Furkan ne yapmayakla meşgul. Merhabalar. Aa inanamıyorum. Çekim içine çekim oldu abi. Yani bu arada OIS konusunda bayağı bir sıkıntı varmış gibi görünüyor ama inşallah renderladıktan sonra bir şey yoktur diye düşünüyorum. Çekerken sıkıntılı arkadaşlar haberiniz olsun. Bu arada çekim sırasında 2x yapabiliyor. Şu anda da 2 ile çekim yapıyorum. Samet abim bana kitlendi. <laughs> Daha güzel çekmen için abi. Eyvallah abicim. Bu çekimde ultra geniş açıyla yapılıyor. Aslında bu benim biraz daha çok hoşuma gitti. Elimde bir GoPro varmış gibi. Ne diyorsun abi? Nasıl görünüyor telefon? Arkada bir ışık yanıp sönüyor abi. Kayıt altında olduğunu gösteriyor. Bu arada onu beğendim. Aa. Tüm bizim... Yorum sen de abi. Güzel. Bir dakika, bir de ben bakayım. He, kırmızı. Evet. İzban için <laughs> çok iyi diyorsun. Öyle. Peki abi. Android telefonlarda Samsung dışında Tabii ki eleştirdiğimiz diğer neredeyse tüm modellerin yaptığı bazı kısıtlamalar Nothing Phone'da da karşımıza çıktı. Hatta bazı telefonların yapmadığı kadar örneğin bu çıkan telefonun arka kameraları 4K 60 FPS video çekmiyor. Çekemiyor desem doğru olmaz. Çünkü Snapdragon'ın bu platformu aslında yapabiliyor. Ancak neden böyle bir yol izlediklerine dair fikrim yok. 4K 30 FPS video çekebiliyor arka kamera. Ön kameraya baktığımız zaman da Full HD 60 FPS'ye kadar video çekebiliyor. Altını çiziyorum Samsung tarafında arka kamera 8 k da video çekebiliyor. Ön kamerada 4K 60 FPS video çekebiliyor arkadaşlar. Hadi arka kameradaki 8K'yı abartmayalım ama 4K 60 FPS videoları gayet başarılı güzel bir şekilde çekebiliyor. O nedenle Nothing Phone'u orta üst seviye bir telefon olarak konumlandırırsam zannediyorum hata yapmış olmam. Telefonun detaylı incelemesinde ayrıntılı olarak vereceğiz ama yine de biz söylemiş olalım. UFS 3.1 desteği var. Bununla beraber LPDDR5 destekli 8 ya da 12 GB RAM seçeneği var. Depolama konusunda da 128 ve 256 GB'lık iki seçenek sunuluyor. Tabii ki batarya bizim için önemli. Batarya 4500 mAh'lik bir batarya. 33 W hızlı şarjla şarj olabiliyor. Peki günlük kullanımda bu neye denk geliyor diyecek olursanız 30 dakikada telefonun %50'si şarj olabiliyor. Kablosuz şarj da destekliyor. 15 W'a kadar kablosuz şarj edebiliyorsunuz veya bir başka cihazı kablosuz 5 W gücünde ters şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki buraya bir kulaklık veya akıllı saat koyduğunuzda şarj ederken de o ışıklar epey şov yapıyor. Yani bence bu telefonun Tek bir numarası var. Bana soracak olursanız şu arkadaki ışık. Onun dışında rakipleri bu telefonun yaptığı birçok şeyi zaten yapıyor. Ben de daha farklı ne yapabilir de sizin gibi heyecanla bekliyorum. Yani henüz erken karar vermek istemiyorum ama bekliyorum kesin bir şey yapacak. Kablosuz teknolojilerden bahsetmişken NFC mevcut, Bluetooth 5.2 mevcut ve Wi-Fi 6 mevcut. Geldik videonun sonuna. Teknova'ya tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu telefonu şu anda sizlerin ekranlarınıza ulaştırmamız konusunda bize destek oldukları için. Samet'in de bu konuda çok ciddi katkısı oldu. Yeşil Robot YouTube kanalımızda aynı zamanda Shifter.net'te bol bol içerikler gelecek arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin ve detaylı inceleme videosunda ne görmek istiyorsunuz? Aşağı yazmayı unutmayın. Telefon hakkındaki yorumlarımı paylaştım. İnşallah kırıcı olmamışımdır. Biraz objektif yaklaşmak istedim ama sizin de yorumlarınızı gerçekten deli gibi merak ediyorum. Aşağı lütfen yazın. Hatta ben de kendi hesabımdan orada sizlerle bir sohbete gireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.